Merhaba arkadaşlar, bir aracılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün kireç hastalığı devam eden, son yağmurlarla birlikte devam eden, bizi geçti zannetmiştik ama geçmemiş, devam eden koloniye ne işlem yaptığımı anlatıyorum. İlk iki çerçevesini çektim, ana arı ta duvar çerçevesinin kenarındaki kovana kadar yumurtlamış ama gördüğünüz gibi ara ara kireç hastalığından dolayı ara ara yavru sökümü olmuş. Bu ana arının kalite problemleriyle alakalı değil, hastalıkla alakalı. Söküm kovan dip tablasında da kireç hastalığından atılmış olan larvaları gördük ve gördüğünüz gibi. Şimdi kireç hastalığının çözümü ne? İşte formik asit denedik, olmadı. Bitkisel dezenfektan denedik, olmadı. Kovan dip tablasını aralık bıraktık, açık bıraktık, olmadı. Bunun çözümüne veteriner ilaç, birkaç çeşit veteriner ilacı var. Ama bunlardan bir tanesi, benim kullandığım, birkaç senedir kullandığım kireç hastalığı olanlarda, özellikle de kireç hastalığını yağmurlu dönem, Şubat, Mart yağmurlu geçerse ve aralıklı kar yaparsa, 4-5 kere kar yaparsa senede, o zaman görüyoruz. Şu aradan sökülen yavrular tamamen kireç hastalığı, arı çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda bunun kesimi yapıyorum. Yani çanak yapmışsa onları kesiyorum. Özellikle duvar çerçevesinin yanında iki tane çanak vardı. Şimdi arkadaşlar, bu eczaneden aldığımız bu bebeklerin dahi yemesinde sıkıntı olmayan, sakınca olmayan nistatin etken maddeli bir ilacın, aynı zamanda bu veteriner ilacı, hem de eczanelerde satılan, insan kullanımı için uygun, bebeklerin dahi, 2 aylık bebeklerin dahi yemesinde, yutmasında herhangi bir sorun olmayan, tamamen iç mantar hastalıklarıyla alakalı, vücut bünyesi içindeki mantar hastalıklarını dahi kullanılan bir ilaç. Onu normalde bir şişesi onun bir şişesi normalde 13 kovana kadar yetiyor. Ve yaptığım şey arkadaşlar, 4 fıs, 5 fıs üzerine fıslatıp çerçeve yerine koyuyorum. Bu şekilde. Ve bütün çerçeveleri bu şekilde fıslatıyorum ve bunun üstüne besleme veriyoruz arı rahatlasın diye. Bakın arkadaşlar, polenle birlikte gelmiş açık larvalar aynı zamanda ara ara yavru sökümü olmuş. Özellikle de en sağ tarafa doğru yavru sökümü var, yani arının genişlediği, yavru alanından uzak olan bölgeye doğru bir söküm fark ettik. Şimdi bunlara 2-5-9 kat atmıştık. Yani kat attığımız halde, kıtır kat bıraktığımız halde bu kireç hastalığını atlatamadı bu. Bu karniyol ana arımız. İkinci yaşında. Kırmızı boyalı. Kanyol'un F1 melezleri, yani bölgede melezlenen arılarımızdan. Diğer kovanda bir şey yok. Kafkas Anadolu Baba'da bir şey yok. Ve bu kabartmaya devam ediyor. Yarım kabarmış vermiştik buna.
duvar çerçevesi herhangi bir daha işlem yapmamış, buraya gelmemiş anaarı. Yalama alanını sağa doğru kaydırmış. Daha erken kat atmıştık gelemem diye. Nitekim gelemedik. Bakamadık bu yağmurlarda. Daha bugün güneş açtı. Güneş açar açmaz bir gelelim bakalım dedik. Evet, ana arı günlük yumurtlamış buraya. Dolayısıyla bu duvar çerçevesini, biraz önceki duvar çerçevesini oradan alacağım. Ana arı duvar çerçevesini atlamış ve duvar çerçevesinin arka tarafına yumurtlamış. Burası niye duvar çerçevesi olmuş? Burası şu dördüncü çerçeve dışarıdan gelen ballı baba polenleri ve nektarla birlikte ve aynı zamanda bizim verdiğimiz beslemeyle birlikte oraya depolanmış. Arı nereye depolamış? Mum kabartacağı yerin kenarına, yani beşinci çerçevenin yanına depolamış. Bakalım. Evet, bu da duvar çerçevesi. Burada ufak bir çanak var. İçeride bol miktarda polen var. Şimdi evet, bakalım bu en sonda ne var? En sonda duvar çerçevesi, içeriye bakıyorum. Propolis temizlemiş ama ana arı buraya gelip yumurta atamaz. Şimdi evet. Şimdi yapacağım şey arkadaşlar, şu üçüncü çerçeve, ana arının yumurtladığı çerçeveydi. Ana arının yumurtladığı çerçeveyi buradan alacağım. Buydu sanırım. Evet, bu. Bunu diğer tarafa kaydıracağım. Tekrar kontrol edeyim ana arı buraya yumurtlama atmış mı? Evet, herhangi bir yumurtlama yok. Bunu duvar olarak kaydırıyorum. Ve şu mum ördüğü çerçeveyi duvarın kenarına kaydırıp yavrulu çerçevelerle buraya birleştiriyorum. Ve bunu şekilde takip edeceğiz. Bu koloniyi. Bir de duvar çerçevesi. En sağda olacak. O duvar çerçevesi de bu. Bu da bol miktarda polen var bu çerçevede. Kullanılan ilacın oranı 1 litreye 1 milyon 1 litreye 1 milyon olması lazım. Evet.
kullanılan ilaç bu şekilde bir şişe ve şu şırınga tamamen yukarıya doğru çektiğiniz zaman çekmek gerekiyor. Ölçüsü bu. Ve arkadaşlar bu kovanı besleme verip kapatacağız. Bereketli olsun arkadaşlar.